Merhaba, bu videomuzda son zamanların en merak edilen takviye gıdalarından toz C vitamini, diğer adıyla askorbik asidi inceleyeceğiz. Toz C vitamini ile neler yapabilirsiniz, nasıl tüketmelisiniz, bunun hakkında harika tavsiyelerimiz olacak. Öncelikle C vitamini nedir? Kısaca özetlemek gerekirse, aynı zamanda askorbik asit olarak bilinen C vitamini, insan vücudunun kan damarları, kıkırdakları, kasları ve kemiklerde bulunan kolajen proteini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bir vitamin türüdür. Kozmetikten insan sağlığına kadar, hatta hayvanlar ve bitkiler için oldukça önemli bir vitamin. Biz bu videomuzda kozmetik kullanımı ve sağlık açısından nasıl tüketilmeli, bunları inceleyeceğiz. Paylaşacağımız bilgiler açık kaynaklardan elde edilmiş bilimsel makalelerden ve yazılardan derlenmiştir. Faydalandığımız kaynakları açıklama bölümünde paylaştık. Teknik terimlerle sizleri boğmak istemediğimizden detaylı bilgiyi oralardan temin edebilirsiniz. Gelelim toz C vitamini yani askorbik asite. Yıllarca sağlıklı ve doğal C vitaminine ulaşmak için neler yapmadık? Narenciyeleri doğradık, limonlar, portakallar sıkıldı, suratlar ekşidi ama yeterince C vitaminine bir türlü ulaşamadık ve devreye vitamin hapları girdi. İlaç firmalarının pandemi döneminde yüzünü güldüren vitamin hapları, özellikle C vitamini takviyeleri günlük tükettiğimiz ürünler arasına girmiş bulunmakta. Hatta bir zamanlar suya atılan ve köpürerek coslayan tabletler de vardı. Şimdi ise popüler olan ürün saf C vitamini. Toz halde satılan bu ürün genel olarak meyve şekerinden elde ediliyor. Beyaz ve kristalize bir toz halinde bulunan askorbik asit birçok alanda kullanılabiliyor. Bu saf halde satılan C vitamininin haplara göre tek eksi yanı şu olabilir: içerisinde koruyucu madde olmadığından havayla temasında çok hızlı bir şekilde bozuluyor. Muhakkak ağzı kapalı bir şekilde havayla temas ettirmeden saklamak lazım. Medikal paketleme yapılmış ürünleri tercih etmek bu yüzden çok önemli. Doğru kullanım miktarlarını ekranda paylaşacağım. Bu oranlara dikkat etmek önemli. Ancak fazlasını tüketmenin bir zararı yok. Çünkü insan vücudu fazla alınan C vitaminini ter ve idrar yoluyla atabiliyor ve kendisini bir şekilde dengeliyor. Bu nedenle normal şartlarda vücutta aşırı doz C vitamini birikmesi konusunda endişelenmeye gerek yok. Öncelikle tariflerimizde kullanmak üzere toz C vitaminimizi Hepsi Burada üzerinden sipariş ediyoruz. Ürün ithal olduğundan fiyatı maalesef yüksek. Ancak haplara göre hala çok daha ucuz. Met Powder markasının toz C vitaminini sipariş edeceğim. Medikal paketleme yapıldığı için güvenerek tercih ediyorum. Tabi ürünün saflığı da çok önemli. Evet, şimdi ürünümüzü sipariş ettik. Gelelim tarifimize. Yetişkinler için hazırladığımız bu tarifimizde genel vücut sağlığı için nasıl tüketilmesi gerektiğini anlatacağız. Askorbik asit su içerisinde %100 çözülebilirken diğer ürünlerde tam olarak çözülemiyor. Yani alkol ya da meyve suyunda kullanmak isterseniz bilin ki çözülme oranı çok daha düşük olacaktır. Ondan dolayı biz tüm tariflerimizde suyu kullandık. Şimdi gelelim tarifimize. Bir bardak suyun içerisine 1 çay kaşığı askorbik asiti katıyoruz, karıştırıyoruz ve afiyetle içiyoruz. Bu kadar kısa, basit bir tarif. Günde bir kere tüketiliyor. Sabahları tüketmekte fayda var. Çünkü çok enerji veriyor insana. Bu enerjiyi akşama kadar anca atabiliriz. Akşamları kullanıldığında uykusuzluk ve kilo yapabilir. O yüzden bunları sabah kullanmakta fayda var. Pandemi günlerinde kesinlikle tüketimi çok önemli bir gıda takviyesi. Neredeyse tüm uzmanlar tavsiye ediyor bunu. Tadı suya katılarak içilen sandoz tabletlerine çok benziyor. İçimi gayet kolay. Şöyle de rahatlıkla tüketebilirsiniz. Kesinlikle rahatsız edici bir tadı yok. Şimdiden şifa olsun efendim. Gelelim kozmetik olarak nasıl kullanılır? Kozmetik olarak ise C vitamini cildin yaşlanmasını önlüyor ve yıpranan cildi çok hızlı bir şekilde tamir ediyor. Neredeyse tüm yaşlanma karşıtı ürünlerde en temel vitamin olarak kullanılan bir ürün C vitamini. Peki C vitamini cilde doğrudan nasıl uygulanır? İşte onun da tarifi. Askorbik asidi 1 çay kaşığının ucuyla 1 tatlı kaşığı içme suyuna karıştırıyoruz. Hazırladığınız karışımı gözaltı ve göz kapaklarınız dahil tüm yüzünüze gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Her uygulama için taze bir karışım hazırlanması lazım. Başta da söylediğimiz gibi C vitamini havayla temas ettiğinde çok hızlı şekilde özelliğini yitiren bir gıda. Ondan dolayı her karışımı taze yapıyoruz ve her uygulamayı da akşam yapmakta fayda var. Çok kısa süre içinde harika sonuçlar alacaksınız. Denemekten kesinlikle tereddüt etmeyin. Oldukça başarılı bir kozmetik ürünü. Sonuç olarak toz C vitamini evimizden eksik etmememiz gereken bir gıda takviyesi. Şimdiden şifa olsun efendim. Videomuzu seyrettiğiniz için çok teşekkürler.